Öncelikle hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Şu görmüş olduğunuz alet var. Lanetin üzerinde Ayoson performansını size göstereceğim. Kısa bir videoda anlatım yapacağım. Ama şunu söyleyeyim size. Güncelleme yapmadan önce temiz bir yediğinizi alın. Daha sonra geri dönmek istersiniz, dönemezsiniz. Elinizde patlar, orasına ben karışmam. Birazdan izleyeceksiniz videoyu. Bakın bakalım. Sizce geçmeye değer mi, yoksa iOS 9'da kalmalı mısınız? Ufak tefek işte nacizane bir video çektim. Onun hakkında sizi bir bilgilendireceğim beyler. Ama genel olarak söyleyeyim, cihaz ateş ediyor. Böyle çatır çutur çutur çutur, yani bir tek namlus yok. Ona göre. Güncellersiniz, asla pişman olmazsınız. Onu da belirteyim arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan dilerseniz videoya geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Telefonumuza bir bakalım, Ayoson'da ne gibi performans bize sağlıyor, hep birlikte inceleyelim. Arka plandaki tüm programları kapattım. Her şeyi sıfırdan bir yükleme yapacağım arkadaşlar şimdi. Dilerseniz şöyle tek tek bu uygulamalara adresiz giriş çıkış yerlerini bir görün. Kamerayı nasıl açıyor, hava durumu nasıl geliyor, ayarlara nasıl giriyor. App Store'a bir giriş yapalım. Haritalara nasıl giriyor? Gördüğünüz gibi ekran ışığında şu an full. Müzik uygulamasına nasıl giriyor? Şöyle sosyal ağlara biraz. Evet, başka şöyle Safari'ye bakalım biraz. Mesela herhangi bir web sitesine girelim. Gördüğünüz gibi. Hatta biraz da şöyle bir sekme yükleyelim. Şurada bende kayıtlı olanlar varmış hatta. Şöyle ne yazalım? Şöyle yemek tarifi. Mesela yemek sepeti olsun. Tarayıcımıza da birkaç sekme şöyle yükledik. Şöyle diğer sitemizi açalım. Safari de bu şekilde. Daha sonra Spotify kullanan arkadaşlar için Spotify'ı arka plana yükleyelim. Maillerimize bir giriş yapalım. Mailler de bu şekilde. Şimdi çoklu uygulama geçişlerine bir göz atalım isterseniz. Açtığımız uygulamalar da şöyle. Şöyle geçelim. Snapchat'i açalım mesela. Snapchat'te biraz gecikme var açıkçası. Daha tam sanırım optimize edilmedi. iOS 9'da daha hızlı performans sağladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Şöyle italara gidelim. Kamera vardı şurada. Kameramıza bir giriş yapalım. Kamera bu şekilde. Şöyle Instagram hesabımıza bir girelim. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir klavye sesine bir bakalım. Klavyede herhangi bir takılma, donma söz konusu değil arkadaşlar. Yani gayet stabil. Spotlight çubuğunu indiriyoruz. Zımbırtıyı çekiyorum. Önceden kasmalar oluyordu. Şöyle tekrar bir tuş kilidini açalım, kapatalım. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sağa çekiyoruz, kamera geliyor. Burada widgetler bizi karşılıyor. Ondan sonra şöyle elimizi kaldırdığımızda uyanıyor falan bir şekiller.
iPhone 6s ve iPhone SE ile birlikte iPhone 7'de de bu özellik var. Telefonu kaldırdığınızda otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar. Yani iPhone SE'nizi iOS 10'a güncellememek için herhangi bir bahaneniz olmamalı. Sıfırdan kurulum yapmadım ben. Oto üzerinden direkt iOS 9'dan güncelleme yaptım. Herhangi bir sorun teşkil etmedi arkadaşlar. Siz de gönül rahatlığıyla telefonunuza kurabilirsiniz. Batarya performansına gelecek olursak arkadaşlar, iPhone SE'nin iOS 9'da vermiş olduğu performansın aynısını da iOS 10'da veriyor. Yoğun kullanımda 8-9 saati zorlayınca alıyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu arkadaşlar. Umarım size bir yön gösterir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.